Şimdi tabii Beşiktaş'ın başkanı konuşmuş. Beşiktaş'ın başkanı sergen kadar topu biliyor mu? Ama dedim ben bir hani taraflar gözüyle bakıyorum. Ambiyans olarak söyledi. O zaman susacaksın. Hı. Bunun beyanatı vermeyeceksin. Arkadaş bak nereden nereye geliyor. Haddini bileceksin başkansın. Susacaksın ya. Sergeni bir yerde küçültüyorsun. Sergene sallıyorsun. Yapma bitirine koyma. Bu senin teknik direktörün. İyi oynamış kötü oynamış. Alırsın karşına Sergen'den tartışırız. Bunu konuşursan sen ben öteki herkes konuşur. Yapma. Ya da ortada Sergen'den iyi topu bilmiyorsun. Ama diyorum ya, para olunca ben topu senden iyi bilirim abi. Başkanım ya. Yani röportajın i̇şte... sonunda saha boş, seyirci yok. Yani maçta gol çok da ambiyans olarak biraz keyif almadığını söyledi herhalde Belki ben. Belki ondan da olabilirdi evet. Yani 5-1'den keyif almayacak başkan ben. Ha, ya bu de öyle ilk sözü ya. sözü ben, de ben yanlış hatırlamıyorum. Ya kez Hocam, kardeşim, beş bir de Kardeşim. 5-1 benim takımım kazanmışsa ben keyif alırım başka herhalde, olarak Bana ne anlatıyorsunuz ya? Herhalde. Döndürüyorsunuz. Acaba öyle mi dedi? Acaba kendi, böyle mi dedi? Seyirci de yoktu. Hakem de eh şey öyleydi bir öyle mi? Hocam ben 5-1 almış ben takımı. Demiyorum. Ulan ne güzel goller oldu. Ben bayıldım gollere. çatır çutur çatır, çatır ben çutur. Ben demiyorum ki kendi diyor. Allah Allah ben siz, o siz dedi. yorumu ya siz yorumu yaparken sahip çıkmaya kalkıyorsunuz şimdi başkana. Ben de Ya bir... böyle demiş olabilir. Şöyle de demiş olabilir. Peki hocam, Hava ben... rüzgarlıydı. Ben... Yandan rüzgar esince bu taraftan kulağıma geldi. Sen 5 tane gol etmiş takımım. beş bir yenmiş. Sen Benim... yıllardır beni tanıyorsun. hangi başkanı sahip çıktın ben Serdar Sarıdağ olarak hiç duydun mu? Ya Mümkün abi, değil. Ben. ben belki kaçırmışsındır diye sonunda böyle bir şey söyledi. "Yorumuna zenginlik katasın." diye söylüyorum hocam. Ya, tamam Ben de bir şey demiyorum. Hocam e, konuşmayacak. Hocam bir de Sergen Yalçın'ın morali yalnız bozulmaz oyuncuların da oyuncular diyecek ki, ya pandemi süreciyle 3,5 ay sonra geldik. Geçen hafta mağlup olduk. Bu hafta küme düşme potasında 5 tane atıyoruz. Oldu ki ya günler. biz ne yapacağız? 10 tane keyif atınca almadım. mı başkan beğenecek? Keyif dalmadım." Be cümlesini bu maçtan sonra hiçbir başka konuşamaz kardeşim. Eykut'un golü nasıldı? Ya çok güzel çok bir şey, şey olmadı. Daha ne isteyeyim ben Allah'tan? Hocam. Çıkmışız evet. hasta süresi. İşte ne diyorsunuz? Pandemi. Pandemi mi? Sağ ol Ne? Halsa. Çıkmışız da güzel kaç tane gol. 5-6 tane gol seyretmişim başta. Helal olsun verdiğim böyle e seyirci olarak. gol seyretmeye. Ya git artık bunun yorumunu yapma. 5-1'li yap. kazanan başkanım. Hocam 5-1 mağlup da olsa Beşiktaş yine orası yorum yeri değil. Kulüp başkanı orada oyuncular ve teknik heyeti hiçbir zaman yani ben Ahmet Bey için değil, genel bir şeyi söylüyorum hı hı. genelde yani maç bittikten sonra bizim yöneticilere, başkanlara bir mikrofon kötü gittiğinde özellikle ya işte bu olurmuş orası onun yeri değil kulüp binası kapatırsın kapıyı teknik direktörü çağırırsın yönetişlerle yani konuşursun Gerçekte iyi hocam güzel oluyor Hayır, zaten doğru. zaten tabii. gittikçe zorlaştı röportaj yapmak. Tabii tabii doğru o konuda atası, doğru. ama orası yeri değil yani bir de Ahmet Bey daha sağduyulu. Şimdi bugün böyle teknik konulara girip etmesi beş biri yok memnun. Bu doğru değil. Tartışması hiç doğru ha. değil. Hiç. Hoca genelden bahsedelim. Nur bir falan değil de. Böyle yöneticiler, öyle hakemler olduktan sonra bize ekmek biter mi Tabii ya? Tabii bitmez. Doğru söylüyorsun. Fırın fırın, fırın yüzde veriyorlar. Yüzün. Fırın fırın <laughs> Doğru böyle. doğru. Kürek kürek atıyorlar <gülüyor> önümüze. <gülüyor> İyin diye. Biz de kenarından filan yiyoruz ha. Ama iki haftadır hakemler ekmek veriyoruz hocam. Öyle böyle de. İki haftadır, iki maçtır hakemler ekmek veriyor. Hakemler boşuna ekmek vermezler sana hocam. Onun vardır arkalarında. Konuşacağız. Fırına verirken neler oldu? Var mı? Birazdan dediğimiz konuyu açtığımız zaman. Aydan işte. abiye programdan önce bahsettiğimde onun başka tarafları var. Ender'cim dedi. Sen bana pasat dedi. Ben göğsümde yumuşatırım dedi. Bakalım birazdan konuşacağız o bölümü de. Şimdi hemen belirtelim bu karşılaşmadan. E, röportajları da yayınımızın akışı içinde basın toplantılarını da yine e, paylaşacağımızı e, şöyle bir bakıyorum. Bence e, Rea hocam bir de hani tamam konuşuyoruz kim gelecek yıl bu takımın içinde kalacak kim gidecek bunu arıyor bunu belirlemeye çalışıyor Sergen Yalçın ama e, az önce işte hocamın da vurguladığı gibi e, para kaynağı çok değil takımların. Hal böyle olunca eldeki kadroyu nasıl daha verimli hale getirilebilir, hangisi tutulabilir derken çok da hani böyle eli açık değil insanların. E, Burak şimdi bu yaşta ama e işte bir gol iki asis buran olduğu maç başka bir maç oluyor. E, Laiç az kazanmıyor tamam ama Laiç'in oynayabildiği maç başka bir maç oluyor. E, bu açıdan bakıldığında siz hani şu haftalar biraz daha net bir iki hafta geçince daha konuşabiliriz ama hangi <laughs> oyuncuların gelecek yıl Beşiktaş'ta kalması doğru olur sizce? E, o sinyaller gelmeye başladı çünkü. <laughs> evet. Ya Beşiktaş öyle bakılırsa ciddi bir temizlik de lazım. O listemiz de vardı. Şuraya da verelim çocuklar onu. Sözleşmesi bitenler, kiralık olan, dönecek olan. Şöyle evet. bir kadroya bakalım. Mesela Douglas bek aldılar, Performans vermedi sakatlığından. Douglas Yanlış. Diye bir oyuncu. Yani hiç Show aynı şekilde. Mesela amaç neydi? Gökhan'la Caner'i sıkıştırmak, performansını arttırmak, rekabete sokmak. İkisi de e, yanlış transfer olduğu ortaya çıktı. Yani bu anlamda e, yani, Gök, şimdi bir kere Beşiktaş takımına Gökhan'la Caner konuşulacak. Bon servisleri tabii ki ellerinde. Sözleşmeleri bitiyor. Şimdi rakamlar ne olacak? Beşiktaş takımının en önemli o. Yani Atiba ile ben bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum. Sözleşmesi biten oyunculardan Canerle Gökhan'ın rakamları çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş o rakamları karşılayabilecek mi? Takımda kiralık futbolculardan Elneni, Boateng, diye bir Yani dördü de gidebilir. Yani Elneni belki kalacak. El onun Onda kalması kal parasal, anlamda parasal anlamda çok kolay gözükmüyor. Yani işlerine kalacaksa tabii ki bir tek Elneni kalabilir de onun da para açısından Beşiktaş takımı o rakamları öder mi? böyle bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş takımını özellikle Vida Vida'yı mesela göndürüp Ruiz yeni geldi kalıp iyi bir stoper. Sağ bek, sol bek mutlaka işte Rıdvan kazanılmaya çalışıyor. Caner giderse oraya bir sol bek, sağ bek, kaleci iyi bir kaleci şart mutlaka. Yani böyle Karius gibi falan yani işte ee, işte Fabri geldiğinde yani İsp İspanya'da sıkıntılıydı, oynamıyordu. O yani oradan bulunabiliyormuş. İlla yani Liverpool kalecisi değil yani. Ee, iyi bir kaleci Beşiktaş'a lazım. Orta sahaya aynı şekilde şimdi Dorukan iyileşip gelecekse mutlaka yeni sezona. Oraya Atiba işte Oğuzhan gelecek. Yani oraya bir oyuncu, santrafor Burak Kalır işte oraya da bir buranın alternatifi iyi bir oyuncu. Adem'le hiç kalacak. Yani Beşiktaş'ın bir de önde ucunda. Yani bu sene dolduramadı orayı. Boyd'la, Diaby'le, Enkudu'yla. E, Lens zaten performansı kötü. Yani Enkudu tabii <laughs> ki kalacak. Ama mutlaka çizgilere de e, oraya da oyuncu alması lazım. İki. Beşiktaş şöyle 5-6 e, beş, tane. E, en kötü 5 tane mesela A sınıfı oyuncu. 3 tane de B sınıfı oyuncu ile bu işi döndürür gibi geliyor bana. Serdar Sarı Lerin, Oğusan bunlardan hani dönmesi, Mirim, dönmesi, var muhtemel oyuncular. Tabii. E, sence İsmail Mirin de var ama bilemiyorum evet. hani onu. Fatih var, e, Sivas'taki. Nasıl olacak? Onlardan faydalanma düşüncesi var mı sence Sergen Yalçın'ın? E, şimdi zaten biraz kafada belli ettiler zaten gönderilecek oyuncular. Şimdi Reboş'un yolları ayırdılar. Reboş'un kulübü oyuncuyu geri istedi. Oynatmayacağını söyledi Serkan önce. Rıdvan'ın tabii gösterdiği performansa da dayanarak bunu yapıyor. Ne yapıyor? Bir de kontratında madde vardı. Evet Reboşu onu kaldırmışlar. Kaldırdılar onu da. Şu var pandemi döneminin yani salgın döneminin iki ay maaşını vermemek üzere bir görüşme yaptılar. Bu bir hem ayrılık hem yer hem bir tasarruf. Kimlen? lan? Reboşo. Sonra Douglas. Douglas kiralık bir oyuncu değil. Douglas bonservisi olan bir oyuncu ama Douglas'la görüşüyorlar şu an. Karşılıklı sözleşmeyi feshetmek istiyorlar. İşte kalan parasını bir ödeme takvimine bağlayıp işte bonservisi ilgilenmek Şimdi ben sana, gibi. ben sana sorayım. Soru yapalım mı? Olur. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular. Eller evet. misin? Efendim? Dorukan, Necip, Roko, Utku. Dorukan, Necip, Roko, Utku, Yovokara. Evet. Bunların bir yıl sözleşmeleri var. Evet. Bunlardan yollar mısın, kalsın mı? Bunlardan Roku. Necibi de yollarım. Dorukan'la kaleci Utku kalsın. Nasıl? E, Dorukan'la kaleci Utku kalsın yuva kuran. Necibi yollamam çünkü Necip ilk... Necibi ben... Şundan dolayı hocam. Hı. İndirim konusunda siz benim maaşımda ne kadar Yapacak indirim yapmak... Yapacak yani, yani Allah aşkına Serdar. ama sözümü. <laughs> ne kadar indirim yapmak istiyorsanız yapın dedi mi Yapacak Necibi? tabii. Ama bakın Beşiktaş yönetimi de Para vermez belki ama evet. kadrodan da göndermez. Bu bir vefa niye? Kendi altyapısından getirmiş. Kendi altyapısından yetişmiş. Takımın hafızası. En son en ama organik Beşiktaşlı. Bakın Beşiktaş'ın altyapısına yetişmiş tek organik taşlı. Tutarım. Simgesel olarak tutarım. Necim bir de tutarım. bunu da söylemiş. Kenarda oturuyor, bilmem ne yapıyor filan tutarım. Ayrıca tutarım. bugün menajeri, tutarım. menajeri dedim bir firma, Hollanda firması kulübe ihtarname göndermiş geçtiğimiz günlerde. Necip de aramış benim bilgim dışında. Çünkü şirket bu ben tamam de ama. bu şirketi bir daha Ece, çalışmam zaten. Doğru kan. Necip, yani, Necim, yani o...